Değerli konuklar, Yakından Sanat programından yeniden merhaba. Küçük bir ara vermiştik. Bu arada bir arkadaşımız iklimsel koşullar nedeniyle küçük bir rahatsızlık geçirdi. Hocam geçmiş olsun ama sağ salim yine aramızdasınız Allah'a şükür yani. Onun için ilk sözü size verelim mi? Ne yapalım? Hocam teşekkür ederim. Şöyle arkadaşıma yönlendireceğim sözü ama bu yaşadığımız aslında mekan konforuyla alakalı durum. Tam da sizinle ilgili işte. Alanımızla alakalı. Evet. Doğru tasarımla, doğru donanımla alakalı. Ve biz mimarlığa da iç mimarlığa da mekan tasarımı olarak bakıyoruz. İsterseniz genelden özele geleceksek mimarlık bölümünden başlayalım. Sonra da iç mimarlıkla ilgili devam edelim. Bu arada siz biraz daha nefes alın istiyoruz. Peki. Hocam topu arkadaş size doğru yönlendirdi yani. Ben de kendimi tanıtarak başlayayım. Lütfen. İsmim Ayten Özsavaş Akçay. 94 yılında Yıldız Üniversitesi'nden lisansımı tamamlayarak mezun oldum. 97'de yüksek lisansı yine aynı okulda tamamladım. Daha sonra 98 yılında Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim elemanı olarak görev almaya başladım. Kozan hocamız kadar eski değilim ama gene 16 yılı doldurdum, epey bir süre. O yüzden burası benim gerçekten ailem gibi. Sürekli evde geçirdiğim zamandan daha fazla zamanımı burada geçiriyorum. Bir süredir sürekli bu kadroyla bölümde de toplantılar yapıyoruz. Şu anda da sanki aynı şeyin parçası, devamı gibi. Çok keyifli bir ortam. Davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. 98'de başladığımı söylemiştim. Daha sonra doktora yapmaya karar verdim. Biraz mezun olduğum okulun bağıyla orada yapmaya karar verdim. Yakın Doğu'da bana bu şansı tanıdı. Yıldız Üniversitesi'ne İstanbul'a gidip gelerek doktorama devam ettim. Biraz uzattım. O da tahmin ediyorum o gidip gelişlerden aldığım keyiften olmalı. Oradaki hocalarımla da bağım devam etti. 2007'de mezun oldum. Doktoramı tamamladım. Ama bu süreç, bu gidiş gelişleri çok keyifliydi. Oradaki hocalarımdan hep aldıklarımı, beslendiklerimi buradaki üniversiteme yansıttım. Ortak workshoplar yaptık bu süreçte, 3 tane. Onlar çok keyifliydi. Hocalarımız öğrenci gruplarıyla birlikte buraya geldiler. Bizim okulumuz öğrencileriyle ortak çalışmalar yaptık. Hem mimarlık bölümünde derslerde yer aldım. İç mimarlık kurulduktan sonra iç mimarlık projelerinde görev aldım. Bu dönem başı itibariyle de mimarlık bölüm başkanı görevine atandım. Sizlerin liderliğinizde ve ekiple birlikte keyifli bir çalışma sürdürüyoruz. Ne kadar başarılı olduğumuzun takdiri sizin ama biz çok keyif alıyoruz. Birbirimize yardımlaşarak çok altından kalktığımızı zannederek yola devam ediyoruz. Şimdi burada ben araya gireyim. Buyurun hocam. Gerçekten ben yani nüfusu bu kadar kalabalık öğrenciyle ben hiç muhatap olmamıştım. Hacettepe'deki dekanlığım sırasında lisans ve yüksek lisans öğrencilerin toplamında 800'e yakın öğrenci vardı ama ben öğrencilerle buradaki kadar hiçbir yerde muhatap olmadım. Yani burada neredeyse her öğrenci kendi başına bir bireysel sıkıntı olarak geliyor. Ve ne mutlu bize ki her gelen öğrenciye biz çözüm üretebiliyoruz. Yani teker teker çünkü hocam demin profilinden bahsederken, öğrenci profilinden bahsederken 5 tür öğrenci profili var hocam burada. Evet. Bir ki Türkiye'den gelen öğrenciler, Kıbrıslı yerli öğrenciler, 3. dünya öğrencileri, dikey geçişler, yatay geçişler, transferler. Yani bizim öğrenci profilinin hepsini ayrı ayrı biz bunları kurallara oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü kural diye bir şey yok. Geçenlerde bir baktım ben işte bir öğrenciye el yazısıyla bir tanesi 3 tane ders vermiş. Öbürüne 4 tane ders verilmiş. Yani neye göre, niçin, kim? Yok öyle bir şey. Ama şimdi akademik bir gerekçelendirme ile bunu biz bir sisteme oturtmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ben sizlere ekip olarak ben size teşekkür ediyorum. Hocam tabii şimdi ben bilmiyorum. O araştırmasını yapmadım. Yani güzel sanatları sorarsanız cevabını veririm ama mimarlık alanında yük oluru olan başka bir program var mı adada? Mesela Doğu Akdeniz'inki yük oluru almış mı? Evet hocam. Abi onların da var ama biz daha yeni aldık ama. Doktora yani şeyde programımıza da bu dönem başı yük oluru aldık. Ya bu da ben geldikten sonraya mı denk geldi? Ben öyle mi hatırlıyorsun? Evet öyle hocam. Onun altını çizmemiz lazım. Çünkü bu bizim sıkıntılı bir durumumuzdu. Orada doktoraya devam eden arkadaşlarımızı çok rahatlatan bir şey oldu.
olması gereken bir durumdu. Sizin yardımlarınızla zaten o oluru almamız bir müjdeli haberdi bölüm için. Evet, öyle başladık aslında. Yani. Evet, çok güzel bir haberle başlamış olduk sizin sayenizde. Estağfurullah. Yani bu hep beraber yapıyoruz. Tabii bu sadece ben değil. Mesela Havva Hanım da bize yardımcı oluyor. Diğer koordinatör arkadaşımız. Hepsi çok değerli hocalarımız var. Yani benim orada tanıştığım, onlarla beraber olmaktan keyif aldım. Onlarla beraber çalıştığım. Çünkü inisiyatif verdiğinizde çok rahatlıkla bu inisiyatifi yerine getiren Zihni Hoca var. Ondan sonra Turgay Salihoğlu hocamız var. Bunlar da yani öğretim üyesi statüsünde olup da gerçekten çalışan ve akademisyen kimlikleri örnek oluşturacak arkadaşlarımız. Yani mutlaka başkalar da var ama ben bunlar özellikle örneklikler nedeniyle söylüyorum. Bu bizim tabii bir gücümüz. Bir de MİAK sürecimiz de var bizim. İstiyorsanız ona da bir şey yapalım. Evet, bu dönem onu da başlatmak istiyoruz. MİAK tabii, nedir hocam? Bir kısaca bir şey yapabilir miyiz? Mimarlık Akreditasyon. Mimarlık Akreditasyon Kurulu Türkiye'nin kurduğu, oranın hazırladığı bir sistem. Mimarlık bölümleri de bu akredite olma yolunda girişimlerde bulunuyorlar. Biz de bu süreci başlatmak istiyoruz ve ön hazırlıkları yapmış durumdayız. Nasıl bir çalışma yapmamız gerekir, eksiklerimiz nelerdir? Kendi öz değerlendirmemizi yaptık. Böyle bir rapor hazırladık dönem başı. İnşallah bir sonraki öğretim döneminde bu süreci başlatmak istiyoruz. Gerekli başvuruyu yapmak istiyoruz. Çünkü başvuru yapıldıktan sonra bir yıl falan çekiyormuş değerlendirme. En az bir yıl hocam. Çok güzel. Hocam öğrenci alımınızı nasıl yapıyorsunuz? Şimdi birazdan döneceğim. Yani öğrenciler sizi niye tercih etsin sorusunu soracağım ama yani öğrenci alımını nasıl yapıyorsunuz? Siz bu sene tabii şey de açıldı. Yani Türkçe programımız Türkçe da açıldı. Türkçe programımızda, o da ikinci müjdeli haberimizdi. Evet. Çünkü biz öğrencilerden hep talep alıyorduk. Yakında üniversitesini tercih etmek istiyorlar ama eğitim dilinden dolayı tereddütleri oluyordu. Belki bu talebe karşılık verecek. Türkçe eğitim programını da yine bu yıl YÖK onaylı olarak başlatıyoruz. Daha önce İngilizce eğitimde programımız. YÖK hem şey, YÖK onaylı olarak. YÖK onaylı olarak, tamam. Evet. Hocam tabii sizin kontenjanınızda benim bildiğim kadarıyla matematik fenin dördüncü alan evet. sınavından giren öğrencileri alıyorsunuz. Kontenjanınız 90 her iki Türkçe ve matematikte de ama bunların şeyi de var tabii, bursları da var. Tabii bir kısmı tam bursu. Şöyle notlarımı almıştım, hemen bakayım hocam. 90 öğrencimizin 9'u tam bursu Türkçe programımıza. 81'i de %50 bursu olarak alınacak şekilde. Bu da çok büyük bir imkan tabii öğrencilerimiz için. Başarı durumlarını devam ettikleri takdirde de bursları devam ediyor. Bu da aslında öğrenciye bir motivasyon sağlıyor. Çünkü bursu okuyabilecek şartlarda geldiklerinde bunun aslında aileyi rahatlatan bir şey olması yanı sıra biz eğitimcilerin de sevdiği bir durum. Çünkü öğrenci bursunu kaybetmemesi için daha fazla çalışıyor ve daha başarılı oluyor. Bu da üniversitenin sağladığı bir imkan ama eğitime de bir faydası oluyor ailelere maddi imkan haricinde. Yani tercih edilmemizin, tabii kadro da çok önemli. Çok iyi de bir kadronuz da var aslında. Yani deneyimli hocaları da getiriyorsunuz ve genç arkadaşlarımız da yetişiyor oradan ve yani gelecekte önemli bir nasıl diyeyim bir çekim merkezi olacak diye düşünüyorum ben. Bu gidişle tabii eğer farklı bir şey alan doğru kaymazlarsa. Hocam mezunlarınız tabii siz bir sürü etkinliklerde bulunuyorsunuz. Mezunlarınızın içinde siyaset yapanları da ben duydum sizin. Mezunlarımızdan çok güzel haberler alıyoruz hocam. Sağ olsunlar irtibatı da koparmıyorlar. Yıllar geçtikten sonra haberleşiyoruz. Birçok yerdeler. Yani Türkiye'de olanlar dönüyorlar. Başka ülkelere gidenler de var. İşte şimdi sosyal medyadan da onları daha rahat takip edebiliyoruz. Çok güzel alanlarda çalışıyorlar. Kimisi bireysel kendi ofislerini. Çünkü mimarlık çok alanda çalışma imkanı sunan bir meslek dalı. Akademisyen olanlar var. Bizden yatay geçişte Türkiye üniversitelerine geçip orada devam edip yüksek lisansını doktorasını tamamlayıp akademisyen olarak kalanlar var. Aynı şekilde oradan da bize gelenler de var tabii. Yani oradan büyük bir bu sene şey var. Oldu. Bir yatay geçiş, dikey geçiş. Her ikisinde büyük bir yoğunluk evet. oldu bu sene galiba. Yani ben geldiğimden beri herhalde bir 200'e yakın öğrenci kaydı yapıldı evet, buraya. Evet, çok yaptık. Tabii biz gelmesini istiyoruz kurumumuz olarak ama gitmesini şu yönde bahsettim hocam. Oraya gidip başarılarını devam edip orada kabul görüp çünkü biliyorsunuz bir ortamda akademisyen olarak kalmak
Biraz da kendi okul öğrencisini tercih ediyor sistemler tanıdığından dolayı. O başarıyı başka bir okula yatay geçiş olarak gidip gösterip kalıp kendini akademisyen olarak kabul ettirmesi aslında yakın doğu eğitiminin ne kadar nitelikli olduğunun da göstergesi oluyor. Ondan da mutluluk duyuyoruz. Gitmelerini istemiyoruz ama giden öğrencilerimizden de bu güzel haberleri alınca mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim bu açıklama için. Çünkü bu şey aslında yani bizim burada yürüttüğümüz eğitim öğretim programlarının Türkiye'dekilerden kesinlikle aşağıya kalır bir tarafı yok. Yani aynı düzeyde eğitim veriyoruz biz de burada. O nedenledir ki gittikleri yerde çocuklarımız tıkanmıyorlar, öğrencilerimiz tıkanmıyorlar. Çalışmalarına devam ediyorlar. Başarıları tabii ki hepimizin, onlar bizim imzamızın gururu mu? Öyle bir şey demiştim ben geçen bir röportajımda. Elbette çok teşekkür ederim hocam. Hocam biraz rahatladık mı şimdi? Rahatladık hocam. O zaman buyurun. Teşekkür ediyorum bu davetiniz için ve bize fakültemizi, bölümlerimizi konuşma imkanı verdiğiniz için. İlk defa oluyor. İsmim Huriye Gürdallı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. İstanbul'da 13 yıl kalarak akademik eğitimi, öğretimin dışında orada mimarlık bürolarında çalıştım. Çünkü akademisyen olmak niyetindeydim ama yapmayı bilmeden öğretemeyeceğimi düşünüyordum. Gerçekten şu an stüdyoya girdiğim zaman da bunun kendimce doğru bir davranış olduğunu görebiliyorum. Çünkü akademik olarak devam edildiği zaman, uygulamadan kopulduğu zaman bazen yetersiz olunabiliyor. O yüzden öğrencilerimize de derste uygulamalı bölümler ama mümkün olduğunca onları sahaya taşıma, gerçekle karşılaştırma, malzemeyle tanıştırma çalışıyoruz. 2003 yılında iç mimarlık bölümü açılmış. Ben 2006 yılında fakülteye katıldım, Yakın Doğu ailesine katıldım. O zamandan bugüne mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde hem teori dersleri verdim hem stüdyo yürütücülüğü yaptım. Bu dönem başında da iç mimarlık bölüm başkanı olarak atandım. Şu anda da hem akademik bilgilerimizi hem sizin yardımlarınız ve önderliğinizle idari becerilerimizle yürütmeye çalışıyoruz görevimizi. Ama yani şu son dönem içerisinde büyük aktiviteler de yaptınız siz. İşte buraya gelmeden önce ben şöyle bir araştırma yaptım. Siz şeyle başlamışsınız, o bir iç mimarlar bölüm başkanları toplantısıyla başlamışsınız. Arkasından bu bir çalıştay gerçekleştirdiniz. Yani tabii ki o fakültenin çalıştaydı ama sizin iç mimarlık bölümünün yürütücülüğünde gerçekleşti o. O da çok önemliydi. İsterseniz onları da biraz konuşalım. Yani çünkü ben şöyle düşünüyorum. Yani işte mimarlık bölümü en güzel bölümdür. İşte iç mimarlık bölümü en başarılı bölümdür. Peyzaj mimarlığı en üst düzeydedir falan. Şimdi bunun bu kitabı bilgi yani hazır bilgiyi vermektense izleyicilerin ya da işte bugünlerde tercih yapacak olanların ya da üniversitelere bakanların ya bir özetini çıkarıp da evet bu mimarlık fakültesi gerçekten iyi bir mimarlık fakültesidir deme kararını biz onlara bırakalım aslında. Onlar onu çıkarsın ve onun için yaptıklarımız bunun en güzel de belgesi olacaktır. İç mimarlık bölüm başkanları Mart sonunda İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi ve gerçekleşti. Bu şu açıdan önemliydi bizim için. Bir süredir çok kendi içimize kapalı, iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz ama kendi içimize kapalı kalmıştık. Bir diyalog ortamı oluşturuyor bu bütün bölüm başkanları arasında. Bağlantılar kuruluyor, ortak çalışma olabileceğine dair çalışmalar yapılıyor. Orada bulunduk ve gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Senede iki kez yapılıyor. Sonraki Ankara'da yapılacak. Bu arada bölümler kendi aralarında çalışmalar yapılıyor ve bunları sunuyorlar. Ortak dertler olabiliyor. Bunlar için çözümler üretilebiliyor. Birbirinden haberdar olabiliyor insanlar ve aynı anda çalışan akademisyenler. O öyle. Workshoplara gelince bu dönem başında bir
Birine Antik Limanı'nda Buluşmak isimli bir öğrenci projeleri sergisi yapıldı. İç mimarlık ve mimarlık son sınıf öğrencilerinin projeleri sergilendi. Ve yaklaşık 200 iç mimarlık öğrencisinin katıldığı tasarım teknik çözüm workshopu yapıldı. 3 atölyede yürütüldü çalışma. Özge Mercan Atamer, Uğur Bahçeci ve Vedia Okutan sorumluluğunda başka arkadaşlarımızla, çok teşekkür ediyorum hepsine, gerçekleşti. Bunun şöyle bir özelliği oldu. Şimdi ilk diyeceğim, siz güleceksiniz, tebessüm edeceksiniz. Daha önce de yaptığımız workshop çalışmaları oluyordu ama kurumsal olarak bunun desteklendiğine öğrenci tanık oldu. Katılım belgeleri, teşekkür belgeleri onlara verildi. Bu onları çok motive eden bir şey oldu. Ve çok önemsediğim bir ilk de rektör yardımcımız Şenol Bektaş sergi açılışımıza geldi ve çok uzun yıllardan sonra bir rektör yardımcısı, dekan ve bölüm başkanı aynı karede yer aldı. Bunun ben çok olumlu öğrencilerden geri dönüşlerini aldım. Belki diğer arkadaşlar da katılır bana. Mezun öğrencilerimiz bunların fotoğrafları görünce çok hayıflandıklarını ve kendi zamanlarında bunların olmadığını, şimdi bu olumlu gelişmeleri sevinerek izlediklerini bize ilettiler. Bunlar... Bu bizim artımız tabii yani. Şimdi sizin o Girne Limanı'ndaki etkinlik aynı zamanda Bursa'ya da gitti galiba. Bursa'da da bir uluslararası yapı yaşam şeyine gitti. Orayla poster sunumu yaptılar orada. İki tane proje olarak gitti yanılmıyorsam. Evet. Gördüğünüz gibi izliyorum olayı. Dersimi çalışmışım yani. Yarışmalar oldu Ahmet. Evet. Evet. Şimdi bunlar önemli. Bunları bir halledelim hocam. Ondan sonra şimdi o orada yapı yaşam da çok önemli bir şeydi etkinlik Türkiye'de ve çok da iyi de şeyler aldı. İyi tepkiler de aldı oradan. Onu da belirtelim. Ondan sonra şimdi sizin yaptığınız en son ödüle gelelim. Peki o da mı? Mimar Bahattin Öğrenci Projeleri yarışmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlediği ikinci sınıflar dalında iki öğrencimiz hem birinci ödülü hem mansiyon ödülünü kazandı. Ve yine dekanımız onları kabul ederek onlara da bir ilki yaşatmış oldu. Bu şu açıdan önemli. Biz aslında kendi içimizde öğrencilerimizin iyi olduğunu ya da iyi projeler çıktığını görebiliyoruz. Ama öğrencilerin de bunu görmesi yarışabilir, en azından Kıbrıs okulları içinde yarışabilir olduğumuzu görmesi onların motivasyonunu artıran bir şey oluyor. Bu bizim de eğitimciler olarak onları motive etmemizi, daha da katılımlarını motive etmemizi gerektiriyor. Sadece Kıbrıs'taki değil. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye'de de yarışma olsa, uluslararası yarışma da olsa projeleriyle burada yer alabilecek, ezilmeyecek, yarışabilecek öğrencilerimiz var, projelerimiz var. Hocam o ödülün haberi 10 tane gazetede çıktı. Yani büyük bir şeydir o. Ben genellikle haberler işte yakında onun haberle 6-7 tane gazetede çıkar. Yani bazen onun üstüne çıkar. O haber 10 tane gazetede çıktı. Mesela geçenlerde izledim bir fakültenin haberi sadece 2 gazetede çıktı. Bu ara bir tanıtım haberleri de yapıyor. O çok büyük bir şey oldu. Yani biz gerçekten de o öğrencilerin de çok iyi motive olduğunu ben de gördüm gözlerinden o çocukların. Öbürleri de öyle. Biz iyi bir sinerji oluşturduğumuzu düşünüyorum orada. Yani fakülte olarak tabii sadece İç mimar değil. Ben çünkü ayıramıyorum şeylerini. Evet. Siz ayırıyorsunuz ama ben ayıramıyorum öğrencileri. Benim için hepsi aynı. O anlamda yani büyük bir ivme kazandırdık. Öğrencilerin motivasyonu çok önemli diye ben düşünüyorum. Çocukların yüzlerinden görüyorum. Davranışlarından görüyorum. Tabii ki biz bunları kazandığımız zaman yani aslında biz kendi mezun ettiğimiz öğrencilerle en iyi reklamımızı yaparız. Bangır bangır siz gazetelerde, televizyonlarda çıkın konuşun ama o reklam evet orada iyi bir yönetim var. Hoca kadrosu çok iyidir. Üniversitenin olanakları çok geniştir denildiği zaman oraya birilerini siz yönlendirebilirsiniz. Ki biz bunu hak ediyoruz diye düşünüyorum. Hocam sizin öğrenci alımınız özel yetenekle oluyor. Tabii bu özel yetenek şu yani tabii ki biz öğrenci yetenek başka bir şey de bir burs sıralaması yapmak zorundayız. Çünkü yaklaşık 150 öğrenci alıyoruz. Bu 150 öğrencinin bir burs sıralaması yapılması gerekiyor. 15 tane mi? Yani %10 15 oluyor. 15 tam burslu.
15 tam burslu öğrencimiz var. Evet. Bunların tespit edilmesi için bir şey olması lazım. Yani bir sınav yapılması sıralama gerekiyor. Evet, onda sadece şey burs sınavıdır bu. Yoksa yani ne kadar çizebiliyor, hı-hı, yeteneğini ölçme sınavı değildir. Onu da buradan izleyicilerimize, bizi tercih etmek isteyenlere belirtelim. Buyursunlar gelsin. Buyurun hocam. Az önce de sormuştunuz belki bütün fakülte için söyleyebileceğim bir şey, neden tercih etsinler diye. Hı-hı. Birincisi bu öğrencilerimizin başarısının duyulması, görülmesi ve mezunlarımızın başarısının, az önce arkadaşımın da bahsettiği gibi İstanbul Teknik'te, Mimar Sinan'da master yapan öğrencilerimiz var İngiltere'de, İtalya'da. Bunların geri bildirim olarak gelmesi, özellikle sosyal medya yoluyla paylaşılması gerçekten bu işe ciddi yaklaşan, niyeti olan öğrenci açısından dediğiniz gibi diğer reklamdan çok daha iyi reklam oluyor. Bir de kadromuza değinmek istiyorum. Gerçekten çok genç ve dinamik bir kadro var. Ben kendi öğrenciliğimi hatırlıyorum. Bazı hocalarımın kapısına giderken böyle korkar, endişelenirken öğrencilerimiz bize, çoğu arkadaşımız arkadaş gibi onlara çok rahat gelebiliyorlar. Hem ders dışında sormak istedikleri her şeyi sorabiliyorlar. Gerçekten sadece proje derslerinde değil, tüm dersler için birebir ilgilenebiliyorlar öğrencilerimizle. Bunun çok büyük artı olduğunu düşünüyorum. Onların bir kısmı da benim Hacettepe'den öğrencilerim oldu. Evet. Sizdeki kadronun bir kısmı. Sağ olsun çocuklar bayağı heyecanlı, enerjik ve de öğrencilerin yararına çok bilgiyle donanmış arkadaşlarımız. Onlara büyük bir keyif alıyoruz tabii. Hocam sizinki de merkezi sistemde öğrenci alımınız, ÖSYM ile öğrenci alıyorsunuz. Evet. Yaklaşık 30'du sizin kontenjanınız bildiğim kadarıyla. Doğru mudur? Kontenjanımız bu yıl için 30'dur. Ayrıca DGS, dikey geçiş sınavıyla da kabul ediyoruz. Şu anki mevcut öğrenci profilimize baktığımız zaman zaten TC Türkiye'den gelen öğrencilerimizin hepsi dikey geçiş sınavıyla bize geliyorlar. Sizin öyle bir durumunuz var ama tabii ki yani doğrudan sizi tercih edip de gelen öğrencileriniz de aslında bu kontenjanlar onlar için sonuçta, onlar da gelebiliyorlar. Tabii. Evet, şu anda rektörlüğümüzün yeni bir kararı açıklandı. Bu yıl 3 öğrenciye tam burs veriyoruz. Peyzaj mimarlığı bölümünü tercih edecek olan, ÖSYM sınavıyla yerleşecek olan öğrencilerimize 3 tam burs sumuz var. Diğerleri de %50 burslu giriş yapabiliyorlar. Tamam. Yani aslında o zaman şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Bizim Yakın Doğu Üniversitesi'nde, diğer üniversiteleri bilmiyorum. Ama Yakın Doğu Üniversitesi'nde kontenjanın %10'u kadar bir tam burs var. Evet. Evet hocam. Aşağı yukarı böyle bir şey. Yani kontenjanın %10'u kadar tam burs. İşte 150 öğrenci de 15 tanesi tam burslu. Hı hı. Zaten geri kalanlar da yarı burslu okuyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Yani Türkiye ile kıyaslandığında tabii aileler ekonomisine de bakarlar işin. Türkiye ile kıyaslandığında burada oldukça çok daha yani paketler halinde çok da oranın neredeyse yarı fiyatına burada öğrenci aynı kalitede, tabii bu çok önemli. Aynı kalitede. Kesinlikle. Belki yeterlik düzeyi daha yüksek alanda yetişmiş hocalardan çok sağlıklı akademik koşullarda eğitim öğretim veriliyor burada. Evet yani. Aslında ben bir şey eklemek isterim müsaadenizle. Bu yıl mesela bizim organizasyonumuzla İngiltere Kew Gardens'tan, dünyanın en önemli botanik bahçesinden uzman bir bilim adamı geldi ve öğrencilerimize botanik çalışmalarıyla ve botanik bahçeleriyle ilgili ders verdi, seminer sundu. Öğrencilerimizin tabii ki bu çok hoşuna gitti. Çünkü dünyayı biz kendi ayağımıza getiriyoruz. Yine 2 ay sonrasında Berlin Humboldt Üniversitesi'nden başka bir profesör geldi ve yine peyzaj mimarlığı ve diğer mimarlık fakültesi, mimarlık bölümü öğrencilerine doğa koruma konusunda ders vermiştir. Bu Türkiye'nin hiçbir üniversitesinde bu şekilde bir imkan yoktur. Bizim bölüm olarak sloganımız uluslararası eğitim sloganıdır. Uluslararası standartta, uluslararası olanaklar sağlıyoruz ve İngilizcesi iyi olan öğrencilerimize yurt dışında staj imkanı da sağlıyoruz. Bu çok büyük bir şans aslında. Bu büyük bir şans. Yani kendisini geliştirmek isteyen bir öğrenciye büyük bir imkan. Bizim dönemimizde yoktu böyle imkanlar. Yani bu nedenle öğrencilere önerim, kendilerini İngilizce açısından geliştirip
bu imkanlardan yararlanabilmeleridir. Çok güzel. Hocam ben de teşekkür ediyorum tabii. Yani böyle yaptıklarınızdan dolayı, yani bu öncülüklerinizden dolayı hem gerek sizin kendi akademik çalışmalarınız, gerekse bölümün etkinlikleri. Tabii Buket Hanım'ı da bir buradan selamlayalım. O da evet. Aynı zamanda Peyzaj Mimarları Odası Başkanı olarak da görev yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet. O da çok önemli. Tabii şey de var Kozan Hocam, yani şimdi fakülte olarak biz sivil toplum örgütleriyle de sıkı ilişkileri, yani daha öncesini kurcalamayalım. Biz sonuçta iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. O anlamda da siz de üyesisiniz zaten. Kuzey Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Yönetim Kurulu'nda Görev yapıyorsunuz. Olarak. Evet. Şimdi bu, yani o da bizim için, çünkü mezun olduktan sonra öğrencilerin bir de bu odalar tarafından da sanıyorum bir değerlendirilmesi mi gerekiyor? Tabii. Türkiye'de de bu böyle değil mi? Türkiye'de de bu böyle. Şimdi önümüzdeki yıllarda aynı zamanda mesleğe kabul diye ayrı uygulamalar gündemde. Yani bu şu demek, öğrencilerimiz mimarlık eğitimi aldıktan sonra Mimarlar Odası'nın öngördüğü bir takım koşulları da yerine getirmek suretiyle mesleğe kabulleri sağlanabilecek. Dolayısıyla aslında meslek odalarıyla fakültelerin veya bölümlerin yakın ilişkide olması, oradaki arzulanan standartların bilinmesi ve bunun da eğitime yansıtılması bakımından çok önemli oluyor. Bir yerde belki ben kendi adıma söyleyeyim, benim böyle bir demisyonum olmuş olabilir. Yani odayla ilişkilerimizden dolayı oradaki gelişmeleri fakülteme de taşımaya görev gibi biliyorum açıkçası. Ama bu zaten her halükarda bir şekilde gerçekleşiyor. Bunun dışında yine Mimarlar Odası'nın öncülüğüyle bir akademik kurul oluşturulmuştur. Yani yine YÖDAK'la belli bir protokol çerçevesinde mimarlık eğitimine ilişkin karşılaşılabilecek herhangi bir problemin bir akademik kurul tarafından görüşü alınarak sonuçlandırılıyor şu anda. Ve bu kurula da işte bizi temsil eden Ayten Hanım katılıyor kurula. Orada aslında tüm üniversitelerin mimarlık bölüm başkanları, Kıbrıs'taki mimarlık bölüm başkanları bu kurulda buluşuyorlar. Yani bir yerde nasıl diyelim, yani gemiyi yürütenlerin buluştuğu bir nokta oluyor orası. Ve ortak bir takım kararlarla birbirlerine yardımcı olacak şekilde bir standart kuruluyor ve bu şekilde eğitimin yürümesi sağlanıyor ve bu konuda da YÖDAK'ın altında da çalışan bir birim gibi bu aynı zamanda. Yani nispeten bağımsız, tamamen bağımsız, özel bir yapıya sahip bir kurul. Bu da sanıyorum önemli. Yani bu kurulun bir parçası olmak ve orada fikirlerimizi paylaşmak açısından çok önemli. Fakülte olarak aslında bir başka şeye daha dikkat ediyoruz. Özellikle lisansüstü programlarımızdaki jürilerin oluşumunda diğer üniversitelerin mutlaka öğretim üyelerini davet ediyoruz. Yani hem kendi öğretim üyelerimiz onlara gidip katkı koyuyor, oradaki jürilere katkı koyuyor. Aynı zamanda da oradan yardımlar alıyoruz. Dolayısıyla aslında bir belki bölümler veya fakülteler arasında bir tatlı rekabet de söz konusudur ama bunun yanında işbirlikleri de çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Onlar da, yani diğer üniversiteler de yaptıkları etkinliklere bizi dahil etmeye çalışıyorlar. Biz de aynı şekilde bu düşüncedeyiz. Zaten yani akademik ortam tahmin ederim bir şekilde bunu gerektiriyor. Yapılan ürünlerin, yapılan çalışmaların toplumla paylaşılmasını gerektiriyor. Burada Mimarlar Odası en güzel aslında araç oluyor. Yani onu kullanarak birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da odanın bir takım şeyleri var. Yani imkanları var. Örneğin bazı etkinliklerin düzenlenmesine belli bütçeler ayırabiliyor her bir fakülteye. Ve yıl içinde bunların yapılması sağlanıyor falan. Bunlardan faydalanmak istiyoruz açıkçası. Çok güzel. Yani tabii şey şu, yani Yakındoğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunlarının dışarıda iş bulma
olanakları, koşulların üniversiteye düşen tarafının yerine getirildiği şekliyle başarısızlık mümkün değildir. Yani herkes o koşulları yerine getirmiş olarak buradan mezun oluyor ve iş bulma olanakları da o kadar daha yüksek ya da kendi işini kurma olanakları da o kadar yüksek. Çünkü onları biz gerçekten hayata hazırlıyoruz aslında. Yani sadece işte mezun edip diploma vermiyoruz onlara. Her alanda mezun oldukları bölümlerin alanlarında dışarıda ayakta tutunacak ya da kendi başına koşabilecek bilgi birikim ve görgüyle onları donanımla yetiştiriyoruz ve hayata sunuyoruz. Bu bizim bence en güçlü tarafımızdı. Zaten mezun ettiklerimiz de bunun en güzel de göstergeleridir. Ben emek verdiğiniz için, bu gençlerin yetişmesine katkıda bulunduğunuz için, bulunmakta olduğunuz için, kuruluşundan beri sizler buradasınız tabii ki. Bundan önceki Dekan Harun Bey'i de saygıyla analım burada. Fakültenin kuruluşuna emeği geçenleri saygıyla analım. Başarılı öğrencilerimizi de kutlayalım. Diğerlere de biz her zaman buradayız tabii ki. Ne tür yardım gereksin biz elimizden geleni yapıyoruz. Kapı açık sonuçta. Ben 24 saat fakülte kampüsteyim. Evet, yani bugünkü programımızı sizlerin katılımıyla keyifli bir şekilde tamamlamış olduk. Değerli izleyiciler, bir yakından sanat programını da sonlandırmış oluyoruz. Ben programı hazırlayan ve sunan Uğurcan Akyüz. Konuklarıma katkıları için, keyifli sohbet için teşekkür ediyorum. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın, sanata yakın kalın. Tamam.